TRT Havas ekranlarından Dünyaya Açılanlar programından herkese merhaba sevgili seyirciler. Memleketin her tarafı bir başka güzel ama deniz olunca bence daha bir tadı ayrı oluyor. Yine çok güzel ve çok özel bir şehrimizden sesleniyoruz size. Deniz kenarı, o cepte köftesiyle meşhur diyelim. Bir de Trakya bölgesine dersek herhalde hemen hemen bütün seyircilerimiz nerede olduğumuzu anlamıştır. Evet, Tekirdağ'dayız. Deniz kenarında. Hava güzel. İstanbul'a göre nispeten daha yumuşak. Biliyorsunuz Dünyaya Açılanlar programı olarak her hafta bir şehrimize gidip o şehrimizden doğmuş, büyümüş ve yurt dışına açılmış önemli markaları getiriyoruz ekranlarınıza. Şimdi de Tekirdağ'da şöyle kısa bir tur attıktan sonra Ergene ilçesine doğru yol alacağız ve tam da programın adına uygun bir markayla buluşacağız. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vilden Hanım'la birlikteyiz. Öncelikle şunu belirtmem gerekiyor. Çok özel bir yere gireceğiz. Biliyorsunuz sağlık her şeyden önemli. Ve ilk defa bizi sokuyorsunuz içeri. Yani deyim yerindeyse Türk televizyonlarında bir ilk. Evet. Çok teşekkür ediyoruz bunun için. Ben teşekkür ederim. Bu TRT olmanızdan kaynaklanıyor. Bir, artı önemli konu ne olursa olsun şu an D-Class'a gireceğiz. Hı-hı. Dışarıdan ekipmanlar sokulmaz ama biz sizin için hazırlığımızı yaptık, dezenfektanlarımızı hazırladık, kameraları dezenfekte edeceğiz ve içeri gireceğiz. Kameraları da dezenfekte edeceğiz. İçeri gireceğiz ve gireceğimiz alan gene D-Class, gene C'ye dezenfektan da yapsak sokamayacağız, biz koridordan bakacağız üretimlere. D-Class'ı açar mısınız biraz izleyicilerimiz için? Kişinin üzerindeki partikülü, mikroorganizma sayısı tamamen minimize edilmiş literatürlerdeki gibi, sayıları azaltılmış ve kontrollü olarak takip edilen bir bölge. Yani dış ortamdan mikrobiyal anlamda, kirlilik anlamında, cansız partikül anlamında %70 azaltılmış bir ortam. Dolayısıyla şimdi öyle gireceğiz içeri. Heyecanla bekliyoruz. Hayatımızı kurtaran serum herhalde şu an ekran başındaki herkesin bir kere bir serumla tanışma hikayesi olmuştur. Bakalım hangi şartlarda üretiliyor? Bizi izleyin. Biz ne yaptık? K'dan geldik içeriye ve D'ye geçeceğiz. Dolayısıyla üzerimize bir şeyler daha giyeceğiz. Evet. Bu bir şeyler artık bizi tamamen el kol hareketlerimizden hiçbir şey yaymayacak şekilde izole ediyor. Ne yapacağız? Üzerimize tulumumuzu giyeceğiz. Hep giydiklerimiz tek kullanımlık ürünlerdir. Çıkışta biz bunu gene atacağız. Bu dediğim gibi D alana, C'ye veya B'ye girmek daha başka boyutlarda duşlarla falan giriliyor. Dolayısıyla biz D alanda gezeceğiz. Kameraları dezenfekte edeceğiz, giyineceğiz ve geçeceğiz. Önce ben giyineyim. Tamam. Size beni görün. Of. Bu son kontrolleri. Çok acayip bir ortam. Buradaki amaç, buramız air shower, hava duşu diyoruz. Artık üzerimizde askıda kalan tüm partiküller basınçla ortama geliyor. Alttan da bunun emilmesi yapılıyor. Emiyorlar. İfliyor, alttan emiyor. Kıl, tüy, toz, toprak. Son kalan parçalar artık, havada kalanlar. Şimdi biz tamamen kontrol alana girmiş oluyoruz D klasa. Ne yaptık burada? Havada kalanları aldık. Şu an üzerimizde en ufak bir mikrop detay kalmadı. Partikül yok. Askıda kalan. Askıda kalan. Evet, bugün bir şey daha öğrendim. Askıda kalan, hiçbir üzerimde şey dış madde kalmadı. Ama çok acayip bir deneyim. Böyle uzay üstünde gibi hissediyorum şu an. Uzun bir D klasımız var. Burada 4 ayrı form yapılıyor serumun.
Hani serum deyince hep aklınıza şekerli tuzlu su gelir. Halk dilinde hiç de öyle değil. Hiç de öyle değil. Oral yoldan alınan ilaçlardan daha komplike. Çünkü bu ürün ilk 5 saniyede damardaki kanla buluşuyor. Yani hemen başlıyor vücudu etkilemeye. Olaya bir yol almıyor. Dolayısıyla çok stratejik, çok kompleks ürün ama halk dilinde tuzlu su, şekerli su deniyor. Böyle değil. Ve çok işlemlerden geçiyor. Şimdi o tarafa doğru gidiyoruz. O tarafa doğru gidiyoruz. Haydi o zaman. Efendim her türlü dezenfektanla temizledik. Şu an akpak olduk ve en heyecan verici bölüme geldi sıra. İşte üretim alanına doğru yavaş yavaş emin adımlarla ilerliyoruz. Ben önden çok önemli bilgiler aldım ama alanına ulaştıkça, üretim yerine ulaştıkça siz de alacaksınız o bilgileri. Özellikle kış aylarında biliyorum çok fazla sorunuz var. Hepsinin cevabını Villan Hanım'dan alacağız. İlk nereye gidiyoruz? İlk şimdi bizim aslında burası üretim koridorumuz. Üretimin bizzat yapıldığı alanlara gene direkt giremeyeceğiz. Biz bu koridordan takip edeceğiz. Türkiye'de lider olduğumuz large volume parenteral solüsyonlarda polipropilen torbadaki alanları göreceğiz. Biz bu alanda Türkiye'de lideriz. Ama ufak bir nüans, sonradan da cam hattını göstereceğim. Tamam. Hala süper. Camda varız. Ne kadar böyle giyinsek de, bu kadar dezenfekte olsak da belli alanlara yine de giremiyoruz. İyi ki de giremiyoruz. Çünkü dünyada belki en dikkat edilmesi gereken, sağlıksal açıdan, hijyenik açıdan en dikkat edilmesi gereken tesislerden birindeyiz. Bu kadarına da şükür. Programın başında söylediğim gibi bu da zaten bu üretim alanı için bir ilk. Bize özel. Evet, size özel. Burada en önemli konu üretim alanlarının şu özelliği. Bakın, içerideki basınç 52 Pascal. Habire iç alan, C klasının alandan havayı buraya kovuyor. Dolayısıyla iyi bir basınç var burada. Bu da şu demektir, ne kadar ürünün önem olduğunu. Hani hastanelerde görürüz, pek de önemsemezmiş gibi baktığımız serum üretinin daha ilk aşaması bu. Ki biz bu odaya giremeyeceğiz ama camdan bakacağız. Şu an ürün hazırlama kısmını göreceğiz. Krom nikel tanklarda. Yıllık kapasitemiz bizim 180 milyon adet. Torba adet anlamında. Türkiye nüfusu 81 milyon adet. Bu arada üretim açığımız var. Dolayısıyla birazdan belki daha sonra değineceğiz ama 21 ülkede ihracatımız var bu anlamda. Serum üretimi ve serum ihracatı zor ürünlerdir. Çünkü hacimli, kapsamlı, artı en büyük lojistiği çok maliyetlidir ama biz bunu yapıyoruz. Türkiye dahil 21 ülkenin evet. Serumu işte bu tesislerde üretiliyor. %100 yerli malı. 3 vardiya durmaksızın çalışılıyor. Kesintisiz. 3 vardiya.
programın bu bölümünde birazcık sessiz olacağım. Çünkü hastanenin içine girdik. Biraz önce anons ettim, biliyorsunuz. Arnavutluk'un en büyük özel hastanelerinden birine geldiğimizi söyledim. Burası hemodiyaliz merkezi, yani böbrekle ilgili problem yaşayan hastaların buraya gelip makineye bağlandıkları ve hayatlarını en azından daha az acı çekerek devam ettikleri bir ünite. Ve tabii ki Türk serumumuz, Türk markamız, bunu gururla söylüyorum ki bu hastanede sıkça kullanılıyor. Bu ünitede de hemen hemen bütün hastaların masalarının üstünde Türk serumunun sallandığını görüyoruz. Türkiye'de son yıllarda geçerli olan sistem Arnavutluk'ta da geçerli. Burası bir evet özel hastane ama özellikle hastanın daha hastalığının masraflarının fazla olduğu durumlarda bu masrafları devlet karşılıyor. Dolayısıyla Türk serumumuzun, dünya literatürüne geçmiş serumumuzun masrafları yine Arnavutluk hükümeti tarafından karşılanıyor. Gezmelere doyamadık vallahi. Şimdi programdan sonra şu yolun sonuna kadar geze geze etrafa bakına bakına yürümeye, dolaşmaya devam edeceğiz biz. Ama programın bu haftalık sonuna geldik. Bir başka başarılı Türk markasının hikayesiyle dünyanın bir başka güzel cennet köşesinde buluşmak üzere. Hoşça kalın.